Yani şöyle söyleyeyim, 17 günlük sokağa çıkma yasağı bence adaletsiz bir yasak. Tam kapanma dünyada gördüğümüz her yerin kapalı olması, böyle bir tam kapanma şekli yok. 17 günlük kapanma öncesi durumlar çok iyi değil, çarşı boş. Esnaf öldü, esnaf öldü yani. 17 günlük tam kapanma bugün saat 19 itibariyle başlıyor. Bakalım Kayseri esnafı tam kapanma öncesi ne durumda? Esnafın durumu ortada. Sıkıntısı olan esnaf da var, sıkıntısı olmayan esnaf da var. 17 günde tam kapanma dendi fakat tam kapanma gerçekleşmiyor maalesef. Benim bildiğim bizim çarşımız ve yeraltı çarşısı kapalı, geri kalan bütün yerler açık. Kendi adıma 17 günlük kapanma bana iyi geldi yani. Hiçbir zaman yatmadık, istirahat etmedik. Cumartesi, pazar full time çalıştık. Bir senelik izin gibi geldi. Ondan dolayı bana iyi geldi diyebiliriz yani. Ama diğer esnaf için dediğim gibi sıkıntılı insanlar da var. Maddi olarak sıkıntısız insanlar da var. 17 günlük kapanma öncesi hazırlık yapıyoruz. Belli bir süre kapalı olacağız. Yapacak bir şey yok. Bu pandeminin bitmesini bekleyeceğiz. Eğer kapanma olmasa hastalık daha çoğalacak. Çok zor durumdayız ama inşallah vatanımız, milletimiz için hayırlı olur. Hanımefendiciğim, zaten bir senedir şu pandemiden dolayı bitkin vaziyette, bitmiş vaziyette birçok esnaf. Yani bunların kriterlerini saymaya gerek yok. Bütün vatandaş zaten şu anda Türkiye'nin gündemini biliyor. Ekonomi bitmiş vaziyette. Çay ocağı, kahveci, hastaneci, bu tür iş yerleri tamamen kapalı. 17 gün zaten bunları tamamen bitirdiği gibi bundan 6-7 ay öncesinde zaten bitmiş durumda. Şu anda hiç iç açıcı bir şey yok. Yani vatandaş dertli. İktidar bunu duyduğu halde şu anda vatandaşa inanın kulaktan dolma sözlerle şu yardımı yapıyorum, şunu yapıyorum. Hiçbir gerçekle yardımlar yapılmıyor. Bu bir gerçek. Esnafı tamamen bitirdi. Söyleyecek başka bir söz gerek yok. Esnaf öldü. Esnaf öldü yani. Şimdi 17 gündür kapalı, esnaf küçük esnafları kapatıyorlar. Büyük market zincirleri açık, bankalar açık, elektrik şirketleri açık. Daha yine bana elektrikçi geldi, bana fatura yazıyor. Ben bir ay kapalıyım, bu faturayı nasıl ödeyeceğim ben? Ben size söyleyeyim. Yani çok bence çok saçma sapan şeyler dönüyor. Dediğim gibi küçük esnaf hep öldürdüler. Ben bankalara hiç borcu olmayan bir insandım. Şu anda 100 bin lira benim kredi borcum var. Hiç bankada benim işim olmazdı. Bu pandemiden dolayı işte kapama etme, borcumuzu ödeyemez, dükkan kiralarından dolayı benim bankalara şu anda 100 bin lira borcum var. Daha hala da beni kapatıyor. Ben büfe tarzındayım. Burada işte tosmus bir şeyler satıyorum. Normalde benim açık olmam gerekir. Çarşı kapalı. Bayramda çarşının bütün esnaflar yatırım yaptı. Bayramlarda daha güzel olsun, işlerimiz olsun diye. Geldi bayramda kapattı bizleri. Vallahi bu kapanmadan biz hiçbir şey anlayamadık. Niye diyecekseniz? Gıda sektörü açık, sucuk bastırım açık, bizim sektörler kapalı. İnanır mısınız? Gerçekten hani zor bir aşamaya geldik yani. Böyle bir kısıtlamadan ben pek bir şey anlayamadım yani. Biz kapatacağız, bankalar açık, vergi daireler açık, noteller açık, sucuk bastırım açık. Kardeşim ne kaldı geriye ki ya? Yani bu biraz bence biraz yani... Garipsiyeceğim bir olay oldu bu yani. Garipsinecek bir olay oldu yani. Gerçekten diyorum yani. 17 günlük kapanma öncesi durumlar çok iyi değil. Çarşı boş. Çarşı boş olduğu için çok sık satış da yapamadık. Bayrama bir hazırlık da yapamadık. Zaten herkesin bildiği üzere bayramda yasak geldi. Bayramda yasak geldiği için son umudumuz olan bayramda da bir satış yapamayacağız. Yasak geldiği için. Devletimizin verdiği bir karar. Bir şey diyemeyiz. Esnafı görürse... devletimiz daha iyi bilir ama çünkü herkes satış yapacağı gün yasak geldi. Yasak geldiği için herkesin umudu bayramda belirttiğiniz gibi. Yasak geldiği için herkes yasaklı evinde oturacak. Esnaf satış yapamayacak. Vallahi bizim dükkanlar açık. Biz kuruyemişçiyiz. Açacağız. Bunun yanında adı tam kapanma ama tam manasıyla bir kapanma olduğunu sanmıyorum. Düşünmüyorum da. Bankaların, noterlerin, kasap, bakkal, market, manav her yerin açık olduğu bir yerde tam kapanmanın olabileceğini sanmıyorum ben. Çünkü tüm yerler açık yani böyle bir tam kapanma manasız yani. Peki burada insanlar gelecek mi buraya çarşıya? Vallahi yani bankalar açıksa, noteller açıksa insanların da gelebilme ihtimali vardır yani illaki. Tam kapanma dünyada gördüğümüz her yerin kapalı olması böyle bir tam kapanma şekli yok.
Yani tam kapanacaksa destek verilmeli esnafa. Desteksiz bir kapanma değildir yani. Esnaf ne yapacak? Şurada bir sürü esnafız. Bu devletin gözüne bir tane sarrafla saatçi mi battı yani? Bir onlar kapalı, onun haricinde herkes açık yani. Böyle bir kapanma şekli yok. Yani şöyle söyleyeyim, 17 günlük sokağa çıkma yasağı bence adaletsiz bir yasak. Çünkü hani bugün pastırmacılar açık, bankalar açık, vergi daireleri açık. Sadece biz, bazı esnaflar kapalı. Yani bizim de kredi kartlarımız var, kredilerimiz var. Yani bize bir gelir olması lazım ki biz de bunu ödemeliyiz. Sadece 17 günü bizi kapatıyorlar. Ya bence çok adaletsiz bir kapanış oldu bu.